deltoid olduğuna göre şu eksen, yani AC simetri ekseni oluyor. Şurası. Çiziyorum bunu. Simetri ekseni. Bu ikisinin eşit olmasından anlıyoruz. Eğer simetri ekseni ise şuradaki açılar eşit olacak. Yani bu açı, bu açıya eşit. Açıları eşit olmalı. Diğer taraftaki açılar da eşit olacak. Bu açılar da eşit. Şunu siliyorum. Açıortay burası. Sonra şekil üzerinde bir bilgi verilmiş. EF uzunluğuna biz K dersek, EF'ye K diyorum. DF 2K olacak. K'ya 2K. Sonra bu boyadığım üçgende, yani sarı üçgende açıortay teoremini kullanabiliriz. Birinci iç açıortay teoremi. Yukarıdaki parçaya, yani AD'ye de x diyorum. Açıortay teoremi bize şunu söylüyor. Açıortayın bir ucu bu, diğer ucu bu. Bir ucundan diğer ucuna doğru oran yazıyorum. Yani x'in 2K'ya oranı eşittir. Diğer taraftan 4'ün K'ya oranı. 4 bölü K. Şuradaki K'lar sadeleşir. Eşitlik var. Paydadakiler sadeleşiyor. Şurası 1. İçler dışlar çarpımı yaptığımız zaman x eşittir 2 çarpı 4'ten 8 gelecek. Şimdi x'i 8 olarak bulduk. Şekil bir deltoiddi ve az önce de çizmiştim. Şu simetri ekseniydi. Bu eksene göre simetrik. Yani şu yukarıdaki uzunluk x, burası 8'di. Aşağıdaki parçaya eşit olacak. Yani buranın tamamı 8. Tamamı 8 ise şu kısım 4 olduğuna göre EB uzunluğu da 4 gelmedi. Evet, var mı anlaşılmayan mı? Evet, doğru yanıt gelmedi şu ana kadar.